Liza hoş geldin. Fenerbahçe'ye geldikten sonra hayatına ne değişti? Yolda yürürken seni tanıyorlar mı? O tepkileri merak ediyorum. Anlatabilir misin? Ya ben evim zaten Fenerbahçe'de olduğu için böyle herhangi fırına ekmek almaya gidiyorum sabah diyelim kahvaltı için. Herkes aa merhaba Liza Hanım falan. Ben böyle merhaba falan. Yani tabii ki çok güzel ki. Sonuçta büyük bir camiye giriş yaptım. Bunun ben de farkındayım. Fenerbahçe'yi umarım en iyi şekilde temsil edeceğim. Dışarıda da olsun, saha içinde de olsun. Öyle şu an öyle gidiyor güzel. Öncelikle geçen seneden başladım. Geçen sene biz dünya ikincisi olduk. Sonuçta nerede baksan dünya finalistiyiz diye konuşuyorlardı. Çok güzel bir ortam. Bizim milli takım zaten hani herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirle çok iyi anlaştığı için bence takım olduğumuz o yüzden yani çok iyi ilerliyoruz bence. Ama dünyada ikinci olduğumuz için çok üzüldük. Bir de 2-0'dan 3-2 verince maçı tabii ki de. Evet hani 2-0'dan de ondan önce biz Dilerler'le falan konuşuyorduk. Onlar diyordu Meksika'da bunlar bir kere Amerika'ya yenilmiş yine 2-0'dan 3-2. Ben dedim işte ya hiç mi 2-0'dan sonra nasıl set almazsın yani hiç mi set alamazsınız falan diye. Yani sonra korktum başına geldi tak diye biz böyle verdik. Ne oldu falan hiç hatırlamıyorum gerçekten. Nasıl gelişti hiçbir şey anlamadık. Sonra ama gerçekten çok üzüldü yani psikolojik olarak tam dünya 2 ama sonuç olarak 1 olmaya bu kadar yakınken sadece 1 set uzakken biz nasıl 2 olduk falan diye böyle konuşuyorduk ki geçen sene de çok hak ediyorduk. Çok yoğun geçiyordu. Evet sonra oradan ama herkes buna odaklandı artık sezon içinde. Herkes kendi kulüp takımlarında hani fitness'ını ona göre yaptı. Artık motivasyonu oydu tamam. Milli takımda bu sene artık Avrupa Şampiyonası'nda biz birinci olacağız. Başka bir seçenek yoktu bizim için. Sonra bu sene başladı. Önce Balkan'a gittik. Balkan Şampiyonası'na gittik. Orada bir olduk. Orada da Sırbistan'ı yendik. Zaten Sırbistan'ı hayatımızda şu an iki kere yendik. Bir işte Avrupa elemesi vardı bizim Ocak'ta. Ankara'daydı. Orada yendik 3-2. Bir de sonra işte Bulgaristan'da 3-1 yendik. Biliyorsun Sırbistan bölüm sonu canavarı gibi her zaman Türkiye'nin karşısına çıkıyor bu voleybolda. Evet ama hani ne oldu bilmiyoruz. Hani onların da artık hani normalde onların bizde karşı bir psikolojisi Sırbistan'la oynuyoruz falan. Artık biz o maçlar artık o kadar rahat çıktık ki hani biz Türkiye'den dünya finalistiyiz. Sırbistan orada olmuş 17 falan. Hani pardon falan olduk. Böyle bir kendimize geldik. Yendik işte Balkan 1 olduk. Sonra sürecimiz devam etti ama Avrupa'ya hazırlığımız devam etti. Ne yaptık? Yani Bulgaristan'a gittik bir hafta öncesinde. O Bulgaristan'da bir hazırlık maçımız vardı. 3 tane yaptık. Onları da kazandık. Bir tanesi galiba berabere bitti ama. Sonra maçlarımız başladı zaten. Grubumuzda kolay olabilecek hiçbir takım yoktu. Hani her maça %100 konsantre, %100 odakla çıkmak zorundaydık. Sizin için de iyi oldu aslında rakiplerin güçlü olması evet, belki de. Evet iyi oldu ama şöyle düşünün hani kaç 10 maç boyunca, 10 gün boyunca sen full odaksın. Hiçbir şeyin yok. Hani bizim tek eğlencemiz dışarı belki hava park vardı bir tane. Parkta böyle oturuyoruz falan markete falan çıkıyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hani herkesin odağı belli. Kimse konsantrasyonu dağıtmak istemiyordu. Çünkü bizim buradaki hedefimiz belli. Evet maç maç gidiyorduk. Asla hani yok biz şampiyon olacağız diye bir şey yok. İlk başta maç maç ilerler herkes. Sonra öyle olunca işte baktık bir finaldeyiz. Süper falan olduk. Sonra İtalya'yla da biz geçen sene dünya şampiyonasından önce İtalya'yla hazırlık maçı yapmıştık. Yani nasıl kaç... Takımda? Onlar iyi takımdı ama bu sene bence bilmiyorum. Hani geçen seneki ilk altıları bu sene ilk altı değildi. Hani saçma sapan insanlar falan var. Hiç tanımadığımız insanlar vardı. Olsun ya yendik sonuç olarak iyi oldu. Gerçekten çok duygulandık. Çünkü ben o 16'dan beri oynuyorum milli takımda. Senin ilk şampiyonluğun mu oldu orada? Evet. Gerçekten Avrupa'da. Şaka gibi Avrupa'da ben şu ana kadar 4 oldum. Diğer türlü yani bir de U22'de 3 olduk. Ondan önce U22 vardı. Onun dışında hiç ne Balkan şampiyonluğu hiçbir şey yok. Hep Balkan 2-2-2-2-2 devam ediyordu böyle. Sonunda bir istiyorsun aynen, yani. Sonunda artık hani istediğimiz şeye ulaştık. Yoğun. Çok çalıştık ama gerçekten takımca. O yüzden çok mutluyuz gerçekten. Umarım bu sene de gelecek sene de hep devam ederiz böyle. Sen böyle güçlü gelmiş oldun zaten Fenerbahçe'ye ama milli takım öncesinde de zaten geleceğin belliydi. İlk Fenerbahçe'den teklif aldığında ne hissettin? O duygunu anlatabilir misin? Nasıl gelişti? Telefonla mı söylediler sana? Nasıl yaptın? Ya ben oturuyordum. Benim kedim vardı aşkım. Onunla beraber öyle oturuyorduk. İşte bir şey oldu. Ben yatıyordum. Hayır, onunla konuşalım. Mamam ne evi temizliyordum. Bir şey oluyordu. Annem aradı. Liza dedi. Böyle böyle teklifler var dedi. İlk söylemeye başladı. İki takım söyledi. Sonra en sonunda Fenerbahçe. Böyle oğlum ne? Aa efendim dedim. Fenerbahçe dedim. Böyle Fenerbahçe, bildiğimiz Fenerbahçe falan oldum.
Sonra hani geçen sene de tabii maçlara falan gidiyorduk. Sürekli Vakıfbank Fenerbahçe maçına, o seriye sürekli gidiyorduk. Hani benim bağırmaktan canım çıkıyor. Ben çünkü maç izlerken çok içerideyim o maçın. Yani oynamasam bile ben bağırırım sürekli. O yüzden çok heyecanlı geçti gerçekten. Hani o kadar mutlu oldum ki, bir de hani ama bir yandan da tedirginlik vardı. Böyle sonuçta büyük bir camia, işte nasıl karşılanırım, nasıl olur, nasıl devam eder falan tarzı. Şu an ama çok iyi. Gerçekten herkes bana o kadar güzel davranıyor. Aynen. Hem yardım ediyor antrenmanlarda olsun, dışarıdaki hayatımda olsun, bir şey oluyor diyorum. Mesela okula gitmem lazım, işte üniversiteye gitmem lazım. Ders aralığım diyelim ki 8.30'da ama benim fitness'im 9.30'da. Ben diyorum Allah'ım fitness'imi 11'de yapsam olur mu falan. Herkes diyor biz konuşuruz, biz yaparız. İşte geçen bir şeyde antrenmanlarda falan herkes zaten çok yardımcı oluyor. Gerçekten şu an tüm samimiyetimle söylüyorum. Hani Eda abla, Melih abla, Gizem abla, hani Vargas, hepsi bana o kadar çok yardım ediyor. Aynen, gerçekten Aslı abla, hepsi bana o kadar yardım ediyor ki. Ben hani şey değil, böyle zorbalama olur yani, küçüklerde böyle konuşulur. Hiç yok, ben çok ama mutluyum. Ama voleybolda zaten ortam daha güzeldir böyle, evet, bildiğim kadarıyla. Evet, anayla falan da mesela hani ana yeri geldiğinde çok yakın arkadaşım oluyor. Yeri geldiğinde ablam gibi, büyük bir ablam geliyor bana, işte diyor malzeme taşıyacağım diyelim. Ben onu taşırım, sen bırak diyor. Diyorum yok yok, gerek yok diyor. Ben geçen sene küçüktüm, ben biliyorum bunu, sen bırak. Yeri geliyor diyor işte, böyle kız sohbetleri yapabileceğini de bilsin. Şimdi antrenmanlara da başladın, uzun bir süreç de oldu. Neler hissediyorsun? Yani bir karşı takımda Eda Erdem var, Vargas var. Yeri geliyor tabii değiştiriyorsunuz, aynı takımda da oynuyorsunuz. Sana nasıl bir gelişiminde nasıl yardımcı oluyor? Yani ben dediğim gibi, az önce dediğim gibi, Eda abla ile konuşmak bile insanı geliştiriyor ister istemez. Hani o karşında düşünün, şöyle bir atak yapacaksın, geliyor karşına Vargas, bir de Eda abla. Böylesin. Hani Allah'a emanet falan değil mi? Vuruyorsun ama hani zevk alıyorum antrenmanlarım. Hani gerçekten kendimi geliştirmek için hani sürekli her antrenmana %100 konsantreyle geliyorum. Ayrı motivasyona gerek yok zaten. Ben sahaya giriyorum, Eda ablayla göz göze gel, tamam diyorum, ben buradayım diyorum. Bu şu an oluyor falan oluyorum yani. Çok gelişeceğim, umarım gelişirim yani. Bilmiyorum, süre de bulurum inşallah. Zaten hazırlık maçlarında da oynattı beni Marco. Bakalım maçlar... Bu seneki hedefini sorayım böyle. Yani kişisel, ya takım olarak tabii ki şampiyonluklar. Hani evet. Fenerbahçe'nin her zaman öyle bir hedefi. Sen de kişisel olarak böyle bir hedef belirledin mi? Kişisel olarak ben şu anda yaşamayı seven bir insanım. Yani diyelim bu antrenman benim için bugünkü hedefim. Hani bugünkü hedefim benim bu antrenman. Ben bu antrenmanı %100 de bitireyim. Yarını düşünmek sevmiyorum öyle. Çünkü yarınımız ne olacağı belli değil. Yarın antrenmanım gider, iptal olur belki. Hani o yüzden benim çok hoşuma gitmiyor. Ama tabii ki de Fenerbahçe'de geçen sene bir kupa alamadılar sadece. Bu sene inşallah bütün kupaları hepimiz getiririz Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi senin için inşallah güzel bir sezon olur. Böyle bir eğlenceli sorularım da var. Kendine kızdığın bir özelliğin var mı senin? Kızdım. Çok var. Bazen çok inatçı olabiliyorum. Yani saha içinde iyi bir şey inatçı, evet, olmam galiba. Inatçı ama sporcu için iyi bir şey. Dışarıda çok kötü oluyor. Mesela doğru olduğunu bildiğim halde asla vazgeçmem. Niye bana ne? Ben böyle diyorsam böyledir. Mesela şey de var. Annem diyor mesela yapma bunu. Ben yaparım. Baktım çok kötü gidiyor her şey. Yine onu ben yapmış olayım. Hani sonradan bir alışayım. Hani ben bunu yaptım. Bu kötü bir şeydi. Annem bunu bana söylemişti. Değil yani. Ben hep kendim yapmaya çalışıyorum. Sonra kötü bir şeyse ders çıkarırım ondan. Hani annemin dediğiyle falan olmuyor. Annem ona çok kızıyor. Diyor işte niye yapıyorsun? Ben sana yapma demedim mi? Dedim anne ben yaparak öğreneceğim. Ben bu hatayı yapayım. Sonra ben rahatlarım ama hani. Bu arada annem baban da sporcu geçmişi var. Evet. Senin için handikap mı, avantaj mı? Nasıl bir üzerinde etkisi durumdan var? Durumdan duruma göre değişiyor. Şu an işte annemle biz iddiaya girmiştik Avrupa Şampiyonası'ndan önce. Onun dünya ikinciliği vardı. Geçeceksin diye. Evet, bir de Avrupa'da ikinciliği vardı. Ve en iyi ödülü de almıştı. Allah'ım bu bana tutturdu final maçından önce. Geçebilecek misin beni falan diye. Şampiyon olduk. İlk dediğim şey ne oldu dedim. Ne oldu? Bak dedim. İzle bak şimdi altın madalyayı görüyor musun? Gerçekten hırslı evet. Bir örnek yani. Hırslı olduğuna dair bir örnek. Öyle. O yüzden sıkıntı yoktu. Kariyerinde unutamadığın bir maç var mı? Ben dünyada, geçen sene dünyadaki Kore maçıdır büyük ihtimalle. Bir de bu sene Avrupa'daki her maç gerçekten. Çünkü hepsinin o kadar bir hani şampiyon olduk ya, o sonuncu şey. Sonu nasıl gelişti? Hani oraya kadarki yol full bir hepsi var aklımda yani. Öyle unutamadığım bir maç yok. Şu an bir de buradaki büyük ihtimalle ilk maçım olur unutamadığım maç. Değişir tabii. Kariyerin başında olduğun için. Evet. Son olarak da taraftara bir şey söylemek ister misin? Son sözü de sana bırakmış olayım. Önce dedim ki her zaman diyorum bunu. Avrupa'dan beri beni destekledikleri için onlara hepsine çok teşekkür ediyorum.
mükemmel bir destekti. Bana Avrupa'nın başından beri, Balkan'ın başından beri, sonra Fenerbahçe gelişimizde antrenmana geldiler zaten. Yedinci adam antrenmana geldi, hepimizi selamladı işte. Baklava falan getirdiler. Aynı şekilde hani umarım biz de onları çok mutlu ederiz bu sezon. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz hep beraber. Senin adına iyi bir sezon olur inşallah. Çok teşekkürler Nisa. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim.